Roboski katliamının üzerinden 43 ay geçti. Adalet arayan aileler her ayın 28'inde olduğu gibi bu ayda Şırnak Valiliği önündeydi. Adalet için, Roboski için failler yargılansın eylemimiz 43. ayına girmiş bulunmaktadır. Ailelere HDP Şırnak milletvekilleri Ferhat Öncü, Aycan İrmez ile İnsan Hakları Derneği Şırnak Şubesi ve Şırnak Barosu destek verdi. Roboski'li milletvekili Ferhat Öncü, katliamın sorumluları hakkında hiçbir işlem yapılmamasını eleştirdi ve adalet taleplerinin bir kez daha altını çizdi. 43 ay önce neler yaşandı? 43 ay geçmesine rağmen Roboski failleri yargılanmış değil, haklarında en ufak bir işlem bile dahi yapılmış değildi. Fakat ne yazık ki Anayasa Mahkemesi de yaklaşık bir yıldır en ufak bir işlem bile dahi yapmamış. Umut ediyoruz ki böyle bir karar gelmeyecektir. Eğer bu ülke, bu topraklar üzerinde barışın, demokrasinin, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün olduğunu iddia ediyorlarsa, hatadır denen bu kararı bozup faillerin ortaya çıkarıp yargılanmasını sağlayacaklar. Roboski katliamına ilişkin bir adalet çağrısı da Ankara'dan geldi. Roboski için adalet girişimi adına açıklamayı Deniz Kırımsoy yaptı. Derin devletle barışan, katliamların üzerine örten, Roboski'yi hata ya da kaza olarak niteleyen, yolsuzluklarıyla halkı ve ülkeyi açlığa mahkum eden, halka zulmeden, kendi çocuklarını öldüren bir hükümet biz istemiyoruz. Biz topraklarda yaşanan, başta Roboski olmak üzere tüm katliamları ve eksiksiz tüm katilleri adaletin karşısına çıkaracak bir hükümet istiyoruz. 28 Aralık 2011'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Roboski'de 34 sivili bombalayarak katletmişti. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu konuyla ilgili raporunda olayda kasıt olmadığını öne sürmüş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili 2013'te görevsizlik kararı vermişti. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına gönderilen dosya hakkında Askeri Savcılığın kararı da takipsizlik yönünde olmuştu.